Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üslü ifadeler ve denklemler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf matematik kazanım kavrama testi 18 olacak arkadaşlar. Hangi testleri çözüyoruz? En güncel testleri. Bildiğiniz üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tüm testler güncellendi. En son güncelleme de Ocak 2023'te gelmişti arkadaşlar. Muhtemelen 2024, 2025, 2026 yıllarında da belki de 27'lerde yine bu testleri kullanıyor olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. En güncel hallerini ben sizlerle konu anlatımı paylaşıyorum. Buraya linkini koyuyorum oynatma listesine arkadaşlar. O oynatma listesine tıkladığınızda tüm testleri sırasıyla bulabilirsiniz konu anlatımlı olarak. Aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz çalışma soruları var. Yine Milli Eğitim Bakanlığı bizlere dağıtmış olduğu çalışma defteri var. Tekrar testleri var arkadaşlar. Yine bunların buraya linklerini koyacağım. Tüm matematiklere ait testleri bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu bahsettiğim testlerin kazanım kavramı, çalışma soruları, çalışma defteri, tekrar testlerinin fizik dersine ait olan testleri de arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz. Ben buraya linkleri koydukça siz oradan bakabilirsiniz ya da kanalımda aratabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki bismillah. X kök 3'müş, Y kök 5'miş, Z de kök 2'ymiş. Buna göre kök 15 eksi kök 10 artı 2 eksi kök 6. Toplamının X, Y, Z türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Hayda Atilla Mayda. Ne yapacağız? Bütün şıkları tek tek deneyecek miyiz? Sevgili arkadaşlar, böyle bir hayat olmaz. Böyle bir dünya olmaz. Bak ben burada şuna bakın. Şimdi kök 15 elde etmişim. Kök 15'i nasıl elde ederim? X ve Y'yi çarparak gibi. Kök 10'u işte Y ile Z'yi çarparak elde edebilirim. Kök 6'yı Z ile X'i çarparak. Ama en belirleyici kim arkadaşlar? Bakın bunlar irrasyonel sayı. Rasyonel bir sayı görüyorum. 2. Ben bu 2'yi kimle kimi çarparak elde ederim arkadaşlar? Tabii ki Z ile Z'yi. Değil mi? Kök 2 çarpı kök 2 eşittir 2 olacak. Yani dikkat edersen çarpım halinde ben hem bu ifadede hem bu ifadede bir tane Z görmeliyim ki birer tane. Çünkü Z ile Z'yi çarptığımda 2 elde edebilirim ancak. O da nasıl olacak? Ya eksi Z çarpı eksi Z olacak ya da Z çarpı Z şeklinde. Bakıyorum burada öyle bir durum var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Bak eksi Z eksi Z var. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. O kadar güzel bir sayı seçmişim ki hemen C olduğunu gördüm arkadaşlar. Tabii ki kök 15, kök 2 onları da görebiliriz. Ancak Z çok belirleyici bir özellik oldu. Şunlardan bak. Y ile X'i çarpıyorsun. Y ile Y'yi çarpıyorsun. Z ile X'i çarpıyorsun. Z ile Y'yi çarpıyorsun. Asla ve asla 2'yi elde edemezsin. 2'yi elde edebilmek için tek şansın bu 3 sayı arasında çarpımlarda kök 2 çarpı kök 2'dir ki o da Z çarpı Z ile mümkündür. Hadi bunları da çarptığınızda ne çıktığını size test olsun diye veriyorum. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Belirleyici özelliğim bu idi. Yoksa bütün şıkları tek tek deneyerek matematik o değil. Ha yeri geldikçe bazen yapabiliyoruz. Çok zorda kalırsak yapabiliriz. Çözümümüz olmadığında. Ancak eğer daha mantıklı bir çözümümüz varsa o yola gideriz. Matematikçi kendini çok fazla zora sokmadan çözümleri üretir. Şekilde kenar uzunlukları 2x, güzel görüyorum, ve x birim olan ABCD ve EFK ile kareleri verilmiştir. Güzel, hatta bu arkadaşlar birbirine girmiş. CN uzaklığı arkadaşlar şurası 2 kök x kadarmış, güzel. NK uzaklığı da kök x üzerine yazılmış, şahane. CK'da 5 birimmiş, CK burayı da vermiş arkadaşlar. Olduğuna göre MBNL dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? M, N, B, L. Şuranın değil mi? Şuranın alanını istiyor arkadaşlar benden. Şu uzunlukları bulmam lazım. Ancak ondan önce biz X'i bulabilir miyiz? Pekala buluruz. Yani bir üçgen gördük mü? Dik üçgen görüyorsun sevgili arkadaşım. Değil mi? Dik kesişmiş bunlar. Bunları söylemiş olması lazım. Kare çünkü. Bu da dikdörtgen dediğine göre. Burası dikdörtgen desene dik. Burası da dik. Bak Pisagor bağıntısı yazabilirim değil mi?
en çok bildiğimiz geometrideki bağıntı. Şu arkadaşın karesi. Buraya da yazalım. 2 kök x'in karesi artı kök x'in karesi eşit olacak 5'in karesi 25'e. Ben buradan x'i bulayım. X'i bulduktan sonra da yerlerine yerleştire çözebiliriz. Arkadaşlar bu kim? 4x. Bu kim? X eşittir 25. Harika bir haber. 5x eşittir 25. X eşittir 5. Ne kadar güzel oldu değil mi arkadaşlar? Harika oldu hatta. Şimdi bu durumda burası 5 birimmiş. Bak burası da 2x'ten 10 birimmiş. Ne kadar güzel. Şurası ne kadarmış arkadaşlar? Burası kök 5 kadarmış. Bu arkadaş 2 kök 5 kadarmış. Hepsi ortaya çıktı. X yerine kök 5 yaza yaza buldum. Şimdi bulmam gereken ne arkadaşlar? Şu uzunluk. Şu uzunluğu bana söyleyin. Tamamı 5 değil miydi? Evet. 5 eksi kök 5. Bu kim arkadaşlar? LN uzunluğu. Bunu elde ettim. LM'yi de söyleyin bana arkadaşlar. LM'de yine 5'ten kimi çıkartacağım ya da 5'ten mi çıkartalım? Hayır, bu sefer 10'dan tamamı 10 değil mi? Bak CB'den CN'yi çıkartacağım. 10 eksi 2 kök 5. Doğru mudur? Doğrudur. Değil mi? 10 tamamı 10 eksi 2 kök 5. Hatta şu arkadaşı da iki parantezine alırsak 5 eksi kök 5 oldu. LM arkadaşlar zaten belli oldu değil mi? LM, LN'nin iki katıymış. Bulabilirim artık. Çarpacağım. Şu ifadeyle şu ifade. 2 çarpı 5 eksi kök 5 çarpı 5 eksi kök 5. Şu ifade burada, bu ifade burada. Alanı sormuştu bana çünkü. 2 şurada bir dursun. 2 çarpı 5 ile 5'i çarpıyorum. 25 eksi 5 kök 5. Burada da bir eksi kök 5 var. Zaten sen biliyorsun. Birincinin karesi birincinin ikinin çarpımı katı vesaire değil mi arkadaşım? Artı 5. 2 çarpı topladım şu iki arkadaşı. 30 eksi 10 tane kök 5. Bak bunu da 2 çarpı 10 parantezine aldım. 3 eksi kök 5 oldu. Hop bu da ne yapar? 20 çarpı 3 eksi kök 5 yapar arkadaşlar. Nerede görüyorum? A şıkkında bana göz kırparken görüyorum. Anlaştık. Güzel. Ben gördüğü biraz uzatmış olabilirim. Detay detay. Sen daha hızlı. Hemen şunun karesini almayı biliyorsun zaten. Şurada uzun uzun yazmadan bile yapabilirsin. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere kök A artı kök B kök 75 eşitliği veriliyor. Buna göre A çarpı B en fazla kaçtır? Arkadaşlar öncelikle şu arkadaşı bir görelim. Kök A artı kök B eşittir. 75 kimdir arkadaşlar? 25 çarpı 3'tür değil mi? Güzel. Karekök dışını alabilmek için yapıyorum. Bu arkadaş da 5 kök 3 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu matematiğin en temel kavramlarından bir tanesi. İki sayı x artı y toplamı mesela bir sayıysa 24 olsun. X ile y'nin çarpımı çünkü bana bunu soracak değil mi? A çarpı b'yi soruyor. Arkadaşlar bu iki arkadaşın çarpımının en büyük olabilmesi için bu arkadaşlar birbirine en yakın olur. Şimdi pozitif tam sayı dedi ya 1 artı 23 desem bak 1 çarpı 23 mü büyüktür? Yoksa 12 artı 12 yazdığında bu mu daha büyüktür? 12 çarpı 12 144 daha büyüktür. En büyüğünü olur arkadaşlar. En büyük değerini bunlar en yakın olduğunda bulur. Bu durumda şimdi kök A artı kök B'de sevgili arkadaşlar şu kök 5 kök 3'ü görebilmek için bir kere irrasyonel bir sayı. Ben bu irrasyonel sayıyı nasıl bulabilirim arkadaşlar? 3 tane kök 2 kök 3 artı 2 tane kök 3 bulabilirim. Yakın topladığımda değil mi? Evet. Yani 3 tane kök 3 artı 2 tane kök 3 5 tane kök 3 yapar. Arkadaşlar başka bir irrasyonel sayı söyleyemezsin ki topladığında bana kök 3 cevabını versin. Bak mümkün olduğunca en yakın sayıları seçtim birbirlerine. Neden yakın seçtim? Çünkü çarpımlarını en büyük istiyorum ben. Ve tam sayı dediği için. Yoksa 2,5 2,5 seçsem daha en büyüğü o olurdu. Ama o mümkün değil çünkü tam sayı demişti. Arkadaşlar ama kök A kök B demişti. Ne yapacağım? Bunları ben içeri atacağım.
9 olarak girer içeri değil mi? 3 çarpı 9. Bu da 4 olarak girer içeri. 5 kök 3. Artık gerek yok onlara. Bu kök 27 oldu. Bu da kök 12 oldu. 5 kök 3'müş. Arkadaşlar bu kim? Bu A, bu da B. A çarpı B en fazla demişti. 27 çarpı 12 dedim. Onun da 324 olduğunu şıpbadanak buldum. A'yı da işaretledik. 2 ile devam ediyor. 2 nereden şimşek? 3'ü çözdüm be. 4 ile devam ediyorum. Buna devam edelim derken 2'yi gördüm de o yüzden. 4. soruda diyor ki arkadaşlar. 2x artı 1 artı 2 kök içinde x kare artı x eşittir. 23 artı 2 tane kök 132 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buradaki kilit noktamız şu. Bak 2x artı 1 artı 2 tane kök x kare artı x eşittir 23 artı. Şimdi bak burada şuna dikkat etmeni istiyorum senin. Şimdi kök 132. Şimdi 132 algoritma yapalım çarpanlarını ayırın. 2'ye böldüm 66. 2'ye böldüm ne oldu arkadaşlar? 33. Şimdi bu arkadaş kalır. Bu arkadaş kök 132 dediğin şey. 132 dediğimiz şey. 2 kök 33'tür arkadaşlar. Aman güzel yazayım ya. 132. Köşeye sıkıştırdım ya kendimi o yüzden kaldım. 2 kök 33'tür arkadaşlar. Güzel. Bak ben bunu niye yaptım? Şunun için yaptım. Şu arkadaş irrasyonel bir sayı. İrrasyonel. İrrasyonel bir sayıyla da arkadaşlar rasyonel sayıları asla ve asla toplayamayız. Bu hayatının sonuna kadar irrasyonel kalır. Yani 23 ile ben kimi toplayayım ki rasyonel bir sayı olsun? Rasyonel sayı. Bu irrasyonel oluşturucu için bu irrasyonel kalır. Peki bu kadar dili niye döküyorum? Arkadaşlar bak burada da senin rasyonel kısmın burası, irrasyonel kısmın da burası. Eğer bu bir eşitlikse buradaki, hadi şunu da yazmış olayım. Şuradaki rasyonel kısımla buradaki rasyonel kısım birbirine eşit olmalı. Yani 2x artı 1 23'e eşit olmalı. Aynı zamanda da arkadaşlar burada gördüğün 2 x kare artı x eşit olmalı 2 kök 132 olmalı. Rasyoneller rasyonellere, irrasyoneller de irrasyonel. Peki ben bunu hangi cesaretle söylüyorum? Şu çünkü belli. Eğer bunun içinde de x mix olsaydı işler değişirdi. Bilinmeyen. Çünkü o zaman bunun rasyonel mi irrasyonel olduğunu bilemezdim. Ama şu an çok eminim, çok netim. Yani eminim derken besbelli, açık seçik ortada bariz değil mi? Bu irrasyonel. Buna dayanarak yazdım. Ama ne olacak şimdi bu eşitliği sağlayan x değeri bu eşitliği sağlıyor mu? Bakalım. Arkadaşlar 2x eşittir 22, x eşittir 11. 11, bak burası 2, 2 belli zaten. Şurası 132 yapıyor mu? 11'in karesi 121 artı 11, 132. Arkadaşlar geçmiş olsun. X eşittir 11'miş. Hop, o da Bursa şıkkındaymış. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Neye dayanarak yaptım? Rasyoneller rasyonellere, irrasyoneller. Bak bu her zaman böyle olmayabilir. Burada bu arkadaşın x'li, bu arkadaşın da irrasyonel olduğunu direkt gördüğüm için söyledim. Anlaştık. Öbür türlü, başka türlü bu arkadaşlar birbirlerine eşit olamaz. Mesela sen şöyle bir şey diyemezsin. Kök 5 eşittir 2 tane kök 7 ya da 2 tane kök 5 diyemezsin. Aynı irrasyonel sayıları görmen lazım. 2 kök 5 görmek zorundasın. Başka şansın yok. Geldim 5'e. Denklemin sayılayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar mutlak değeri de görelim, karekökü. Şimdi kimin karekökü 4? Tabii ki 16'nın. 4 artı x eksi 2'nin 16 olduğunu gördüm. Burada şöyle de yapabilirsin. Al karesini, al karesini. Doğru mudur? Doğrudur. Bu durumda x eksi 2 mutlak değerin 12'ye eşit olduğunu gördüm. 4'ü buraya geçirince değil mi? Eksi 4 geldi. Oldu. Sevgili arkadaşlar ne görüyorsun? X eksi 2 ya 12'dir ya da x eksi 2 eşittir eksi 12'dir. Mutlak değer 12 ise bunu zaten öğrenmiştik.
X buradan 14 çıkar. Biz buna X1 diyelim arkadaşlar. Birinci bulduğumuz X değeri. X değerlerinin dedi. Buradan da X2 diyelim bu arkadaşa da. Bu arkadaş buraya giderse de eksi 10 olur. Bu iki arkadaşın toplamları da bana 4 sonucunu verir ki o da E şıkkında bize göz kırpıyor. 6 numara der ki, 6 numara der ki 12 üzeri x artı 18 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 3 üzeri x eşittir kök 6 denklemi veriliyor. Buna göre bu denklemi sağlayan x değeri için 4 üzeri x artı 9 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? Acaba ne yapalım? Arkadaşlar bu da biraz güzel bir şekilde duruyor. 12 benim için 2 çarpı 6'dır. 18 de arkadaşlar benim için 3 çarpı 6'dır. Niye mesela 12 3 çarpı 4'tür? 18 de mesela 9 çarpı 2'dir. Niye onları tercih etmedim de bunu tercih ettim? Arkadaşlar bak hem 12 hem de 18 için içlerinde bir 6 çarpanları gördüm. Bir planım var. Bir de 2 ve 3'leri gördüm. Bak tabanda da onlar var. Yani 12 yerine yaz. 2 çarpı 6'nın x'inci kuvveti. 3 çarpı 6'nın x'inci kuvveti bölü 2 üzeri x artı 3 üzeri x eşittir kök 6. Kök 6 kim arkadaşlar bu arada? X üzeri 1 bölü 2. Üslü sayılar köklü sayılarla amcaoğludur biliyorsun değil mi? Emmioğlu diye seslenirler birbirlerine. Arkadaşlar şimdi yukarıyı yaz. 6 üzeri x 2 üzeri x artı 6 üzeri x 3 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 3 üzeri x. Buradan devam ediyorum. Ne görüyorsun? Bak 6 üzeri x'ler ortak. 6 üzeri x çarpı 2 üzeri x artı 3 üzeri x parantezini aldım ve acayip mutlu oldum. Neden acayip mutlu oldum? Çünkü uğraşmak zorunda kalacağım. Arkadaşlar sadeleşiyor. Çarpım halindeler çünkü. Eşittir 6 üzeri 1 bölü 2. Arkadaşlar x şu an bağırmıyor mu? Bağırmıyor mu? Avaz avaz bağırıyor. X eşittir 1 bölü 2. Ben diyor 1 bölü 2. Yani karekök işlemi görürüm. Bana neyi sordun? 4'ün 1 bölü 2. kuvveti ne demektir? Kök 4 demektir. 9'un 1 bölü 2. kuvveti ne demektir arkadaşlar? Kök 9 demektir. Bu arkadaş 2 demektir. Bu arkadaş da 3 demektir. Buyur sana 5 olur bu da. 6'ya da C der. Tam gaz 7 ile devam edelim. 7. soruda şimdi göremeyince sıkıntı da yaratabilir. Bakıyor diyor ki Şimşek diyor x görürsen diyor bu senin için kök x artı 7 olsun. Tamam denklemi. Buna göre x eksi 1 çarpı kök x eksi 1 eksi 7 bölü kök x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Vallahi arkadaşlar merak ettim yazdım. Bunu sağlayan x değeri yaklaşık 10.19 gibi bir şeymiş tamam mı? Bunu da bir bilgi olarak vereyim. Buradan yürünmez ama böyle gidilmez. Şu denklemi sağlayan. Peki ne yaparız? Arkadaşlar bana dedi ki, Şimşek dedi, x gördüğün yere bunu yazabilirsin. Gördüm yazayım. Bak gördüm bir tane. Kök x artı 7 eksi 1. Kök x eksi 1 eksi 7 bölü kök x eksi 1. Tamam devam edelim. Şimdi şunu düzenliyorum. Kök x artı 6 doğru mudur arkadaşlar? Değil mi? X gördüğüm yere x artı 7 yazdım. Çarpı kök x eksi 1 eksi 7 bölü kök x eksi 1. Yani yapacak bir şey yok. Çarpacağım. Kök x ile kök x'i çarpsam x olur. Eksi kök x olur. Artı 6 tane kök x olur. 6 ile de bunu çarparsam eksi 6 olur. Değil mi arkadaşlar? Bir de eksi 7 var burada. Hemfikir misiniz? Evet hemfikiriz. Arkadaşlar neyse şunu da her seferinde yazacağız ama neyse yazalım. Düzenliyorum. Ha bak düzenleyeceğim. Şurada 5 kök x var. Kabul. Tamam. Bunun yerine bana ne dedi? Şimşek dedi. Şunu yazabilirsin. Hiç boş durma yaz. Kök x artı 7 yazdım. X yerine. Şimdi burada ne var? Artı 6 tane 5 tane 5 tane kök x değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şurası da kaç? Eksi 13 bölü kök x eksi 1. Senden kurtulacağım. Sürekli yazıyorum ama senden kurtulacağım. Eşittir. Düzenle şimdi yukarıyı. 6 tane kök x. Şurası kaç oldu arkadaşlar? Eksi 6 oldu.
kök x eksi 1. Tünelin sonundaki ışık gözüktü. Anladınız değil mi? Al altı parantezine kök x eksi 1 bölü kök x eksi 1. Ulan arkadaş, seni kaç satırdır yanımda taşıyorum. Bak hop, şimdi hadi bakayım, bay bay. Sadeleştirdim. 6'ymış arkadaşlar. Geçmiş olsun. B'yi de işaretlerim. Tamam. Güzel. Buradaki hareket noktası sana söylemiş. X gördüğün her yere bunu yazar. Ne zaman bir X'e rastlasam o X yerine bunu yazabilirim. Ha şu işine yarasaydı onu yapardın. Mesela kök X şu denklemden X eksi 7 olur değil mi arkadaşlar? Eğer bunu yazmak işine yarasaydı her gördüğün X kök X yerine X eksi 7 de yazabilirdin. Böyle de yürüyebilirdin yani. Devam edelim. 8. soru diyor ki 8 şöyle. Ha bak, helal olsun, ilk kez böyle bir şey açıklama yapan soruyla karşılaştım. Teşekkür ediyorum. Normalde şu açıklamayı vermiyorlar arkadaşlar. Lömbürdenek bunu soruyorlar. Bunu da öğrencinin çözmesini istiyorlar. Yok öyle yağma. Ne buradan nasıl çözsün öğrenci? Bak diyor ki eğer diyor şöyle bir şey görürsen diyor. A artı B eksi 2 tane kök A ve kök içinde, bu sana kök A eksi kök B'yi verir. Bu da neden söyleyeyim ben sana. Bak şu arkadaş şunun açılımıdır arkadaşlar. Kök A eksi kök B'nin karesidir şu içeride gördüğün. Neden? Bak birincinin karesi burada. İkincinin karesi burada. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi burada. Ha, buymuş. Anlaştık mı? Güzel. O yüzden bunlar bak kare kare kök gider. Kök A eksi kök B olur. Peki neden kök A eksi kök B oldu? Kök, biz normalde bunu mutlak değer içinde çıkartırız karekök dışına. Çünkü A B'den büyük ve pozitif tam sayı. Eğer hani 0 ile 1 arası olursa sıkıntı, farklı şeyler olabilir de. Kök A eksi kök B. Bak bunu da anladık. Buna göre de bu arkadaşın işlemin sonucu nedir? Heh. Şimdi bak ben sana bu açıklamayı da yaptım. Demek ki şurada şu ifadede böyle bir şey bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu da zaten bak kök 80 senin mihenk şeyin olacak. Yol göstericin. 80 nedir arkadaşlar? 16 çarpı 5'tir değil mi? Güzel. 16 kurtarır, 4 kök 5'tir. Arkadaşlar şu arkadaş eksi 4 kök 5 oldu. Değil mi? Kök, eksi kök 80. Şimdi bak buna baktığımda görüyorum. Birinci ile ikincinin çarpımında iki katı dedik ya. Ya burada birinci kim, ikinci kim? Birinci kök 5. Değil mi? Kök 5. Hatta onu öyle şeyle yapalım da daha şey. Ha yok, böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Sonra orada sana bir trik daha göstereceğim. Kök 5 artı ha, kök 4 şu forma getireyim sana. Eksi 4 tane kök 5. Sevgili arkadaşlar şu payda kısmını yazıyorum. Bak birincinin karesi 5. İkincinin karesi 4. Topla 9. Sonra bu ikisinin çarpımının, ki bu zaten 2'dir değil mi? Bu ikisinin çarpımının 2 katı. Ha, şimdi oldu. O zaman bu arkadaş şuymuş. 1 bölü kök 5 eksi 2'nin karesinin karekök. Sevgili arkadaşlar özellikle böyle yazdım. Dikkat et. Neden 2 eksi 2 eksi kök 5 de yazabilirdim. Aynı şey çünkü değil mi? Bunun karesi de şunun karesi de birbirlerine eşittir. Böyle yazdım çünkü neden göstereceğim. Buraya kadar hemfikir miyiz? Evet. Şu arkadaşın karesini alırsam bunu göreceğimi anladım. Eşittir 1 bölü kareler gitti. Kök 5 eksi 2 değil mi? İşte büyük bir hata yapmak üzeresin sevgili arkadaşım. Yani öğrenim hayatımız boyunca pek çok karşılaşacağımız bir hatayı gösteriyorum. Karekök dışına mutlak değer içinde al. Neden? Karekökün sonucu her zaman pozitiftir. Bak A, B'den büyük, boşuna söylemedim. Kök 5 mi büyük, 2 mi büyük? Ula burada da kök 5 gerçekten büyükmüş ha. Şunu da yaz, keşke şöyle yazsaydım. Olur. Arkadaşlar bunun işte yanılıp da şunu yazıp sonucu 2 eksi kök 5 deme. Bunu mutlak değer içinde yazacaksın. Bu kim daha büyük? Kök 5 daha büyük olduğu için kök 5 eksi 2 diye çıkaracaksın. Bu pozitiftir. Şu negatif bir sayı.
Mutlak değerin içi negatif olunca eksiyle çarpıp çıkartıyordum ya, işte bu yüzden. Anlaştık. Harika. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu arkadaş zaten pozitifmiş. Artık mutlak değerden kurtuldum. Pozitifmiş. Kök 5 artı 2 ile eşleniğiyle çarpacağım ki genişleteyim. Çünkü biz payda da böyle sayılar sevmeyiz arkadaşlar. Payda da köklü sayı sevilmez. Kök 5 artı 2 bölü, bak, eşleniğinin en güzel hali. Birincinin karesi 5, ikincinin karesi 4. Aa, payda 1'miş zaten. Değil mi? Bak burası 1 oldu. Sonuç ne oldu? Kök 5 artı 2. Buyur sana bu. 2 artı kök 5. Harika. 9'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şekil 1'de kenar uzunlukları kök 162. 162. Ve kök 200. Şuraya yazacağım. Kök 200. Birim olan uzuna zaten yazdık. Uzun olduğu burası belli. Verilmiştir. Bu kartonun her köşesinden alanı 18 birim kare olacak biçimde kareler keserek çıkartılıyor. Çıkarttık kareleri arkadaşlar. Şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra kalan karton parçaları katlanarak şekil 3'teki gibi üstü açık kutu elde ediliyor. Bak, üstü açık kutu nasıl yapılır onu da öğrenmiş oluyoruz. Değil mi? Ne kadar güzel. Ben çok yaparım böyle şeyler. Hatta bir tane yapmış olduğum şeyi göstereyim. Arkadaşlar bak, kartondan böyle böyle şeyler yaparım. 3 boyutlu tabii bu. Bunlar da ne biliyor musunuz? Düzgün 4 yüzlü. Bütün her yerden eşkenar. Yani sizler de hobi olarak yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Çok eğlenceli yani. Bu da bir dikdörtgenler prizmasının açılımı. Bunları katlayınca bak, şuradan, 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 şuradan yukarı doğru katlayınca şöyle kutu elde ediyor. Buna göre elde edilen kutunun hacmi kaç birim küptür? Denenenen. Arkadaşlar, hacim için benim ihtiyacım olan şu uzunluk, şu uzunluk. Bak burası A kadar, burası B kadar, şurası H kadar olsun. Hacmi nedir? A çarpı B. Önce tabanı bulursun. Tamam mı? Çarpı H dersin. Yükseklikte de çarparsın. Demek ki şuna ihtiyacım var benim. Bak burası B kadar. Şurada gösterdim. Şurası A kadar. Şu arkadaş. Şurası da, şunlar da her biri de H kadar. Anlaştık değil mi? Güzel. Şimdi hadi bismillah soyunalım işe arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş alanı kök 18 dedi ya. Kök 18 ise 18. 18 ise bir kenarım ne kadardır? Kök 18 kadardır. Kök 18 kimdir? 9 çarpı 2'dir. Yani 3 kök 2'dir. Şuralar 3 kök 2'ymiş arkadaşlar. 3 kök 2. Şuralar hep 3 kök 2. Şimdi bu arkadaşların tamamını da yazalım. 200 nedir arkadaşlar? 100 çarpı 2'dir. Bu da 10 kök 2'dir. Şurası 10 kök 2'ymiş. Sıkı sıkı sarıldım. 162 kimdir arkadaşlar? Hemen algoritma yap eğer hızlıca yapamıyorsan. Ki 81 çarpı 2 olduğunu gördün değil mi? 2'ye böldün, 81. Burada dur. Bu kim? 81 çarpı 2. Yani 9 kök 2. Şu uzunlukta 9 kök 2 oldu. Harika. Şimdi arkadaşlar bana B'yi söyle. B kenarı bak 9 kök 2'den B eşittir. Şuraya yazayım. B eşittir. 9 kök 2 eksi 2 tane şundan çıkartacağım değil mi? 2 tane kök 2. 3 kök 2. Yani 6 kök 2. Kaç oldu? 3 kök 2. Arkadaşlar burası 3 kök 2'ymiş. Hayırlı olsun. A'yı söyle bana. A eşittir. Tamamı kaçtı? 10 kök 2. 10 kök 2. Eksi 2 tane yine arkadaşlar. 2 tane 3 kök 2'yi çıkartırsan yani 6 kök 2. Bu da 4 kök 2 oldu benim için. Harika. Bunu da yazdık. 4 kök 2. Zaten yüksekliğimizi bulmuştuk. 3 kök 2 değil mi? Harika. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi 3'ünü çarpıyorum. 4 kök 2. A bu. 3 kök 2. Bu B. Ana burası da 3 kök 2 oldu. Yüksekliğimde 3 kök 2. Arkadaşlar kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olur. 4 ile 3'ü çarpsam 12 olur. Şu arkadaşla şu arkadaşı çarpsam 6 olur. Bununla bunu çarpsam 72 olur. Kök 2 tek başına kaldı. 72 kök 2 olur arkadaş. Onu da Diyarbakır olarak işaretlerim. Anlaştık.
Güzel. Heh, gözükmüş değil mi? Bazen ben ekranın dışına taşıyorum. Kendim kendime yazıp konuşuyorum bazen. Neyse, ekranda kaldık. Burada da diyor ki arkadaşlar, ben sana diyor abidik gubidik bir şekilde şöyle verdim diyor. A bölü 5'in karekökü eksi B bölü 5'in karekökü 2 ise, bir de A çarpı B sana ekstradan bilgi verdim. 36 olduğuna göre şu arkadaş nedir acaba? Şimdi valla A'yı B'yi tek tek bulmak ister gönül değil mi? Yani bilsek yerine koyar, lömbürdenek yaparız. Ama bakalım başka ne bulabiliriz? Arkadaşlar gelin şurada şunu yapalım bak. Şunun karelisini alalım. Bir şey elde edeceğiz, tamam mı? A artı B'yi bulmaya çalışacağız. A artı B'yi bulunca neden öyle yaptığımızı da göreceğiz. Çünkü bunun da karesini alarak sonuca gitmeye çalışacağım. Aldığımda karesini sevgili arkadaşım ne görüyorsun? Bak birincinin karesi. A bölü 5. Artı ikincinin karesi. B bölü 5. Eksi 2 tane. Eksi 2 tane, evet. Birinci ile ikincinin çarpımı. Birinci ile ikincinin çarpımı nedir arkadaşlar? Aha da budur. A çarpı B bölü 25. Doğru mudur? Birinci ile ikinciyi çarptım. Şöyle. Kök A bölü kök 5 çarpı kök B bölü kök 5. Tek kök içinde. Hani burada çarptım. Bu da zaten şimdi dışarıya çıkacak. Sevgili arkadaşlar bu 4'e eşitmiş. Çünkü karelerini aldım değil mi? Güzel bir başlangıç. Burada ne görüyorsun? A artı B bölü 5 eksi. Arkadaşlar şunu da bana söylemiş. Bu sana 36 demiş. Güzel. 2 çarpı. Burası 36 idi. Karekök dışında 6 çıktı. Bu arkadaş da 5 olarak çıktı mı? Çıktı. Eşittir 4. Buraya kadar her şey normal. Evet, güzel. Şimdi herkesin paydası 5 ya. Şunu da 5 bölü 5 ile çarpalım mı arkadaşlar? Hani genişletelim. 20 bölü 5'tir değil mi bu arkadaşta? 20 bölü 5'tir. Güzel. Bu durumda ne görüyorsun? A artı B eksi 12 eşittir 20. Bütün paydalar eşitse değil mi? Sadeleştirdim. A artı B'yi buldum. Dikkat edin. A artı B eşittir 32. Doğru mu? Doğru. Ben bunu nerede kullanacağım? Sevgili arkadaşlar şurada kullanacağım. Şimdi benim aradığım şey şu değil mi? A bölü 2'nin karekökü artı B bölü 2'nin karekökü. Arkadaşlar aradığımız sayıya biz A diyelim. Aynı numarayı yapalım. Bak yine karesini alalım. Aradığımız şeyin karesini buluyoruz, tamam mı? Birincinin karesi. A bölü 2. Artı ikincinin karesi. A bölü 2. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı değil mi? 2 katı çarptım 4. Hop. Eşittir aradığım şeyin karesi. Arkadaşlar burada A yazdı. Tamam bu B. Ne görüyorsun? A artı B bölü 2 artı, bak şurayı zaten yine 36'yı kullanacağım. 36 değil mi? 36 bölü 4 9. Oradan bile görürsün. 2 çarpı 3 bu. Aradığım şeyin karesi. Doğru mudur? Doğrudur. 36 yani 6 bölü 2 yazmış da diyebilirsin değil mi? 6 bölü 2 de yazabilirsin ya da 36 bölü 4 9 yapar. Arkadaşlar A artı B'yi de bulmuştuk. İyi bir haberimiz var. Bu arkadaş 32 idi. 32'yi 2'ye böldüm. 16. Şu arkadaşı topladım. 6. Bu A kare. Arkadaşlar A kare kaçmış? Hayırlı olsun. 22'ymiş. Aradığım şeyin karesi 22 ise aradığım şey de arkadaşlar kök 22 olur. Hop bunu da E şıkkında görüyorum ki hayırlı olsun derim. Anlaştık değil mi? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar şu 11 ve 12'yi ne yazık ki çözemeyeceğim. Neden çözemiyorum? Çünkü gördüğünüz üzere ÖSYM soruları arkadaşlar. Şimdi siz 9. sınıfsınız. Çoğunuz bilmeyebilir. ÖSYM'nin telif hakkı var arkadaşlar. Hani şarkı türkülerde de olur ya ya da eser olur. Mesela sizden bir edebiyat eserini benim eserim diye yayamazsın. Yayınlayamazsın. Üzerinden para kazanamazsın. ÖSYM'de telif hakkı almış arkadaşlar. Bunları çözmemiz yasal değil. Ben de yasalara uyan düzgün bir vatandaşım. Telif hakkına da saygı duyuyorum. Bir de
kanalıma çok emek veriyorum. Abone olan arkadaşlarım çok iyi bilirler arkadaşlar. 7. sınıftan beri beni takip eden arkadaşlarınız çok iyi bilir. Yani emeklerim de zayi olmasını istemem. Evet, yani bunları da öğretmenlerinize sorarsınız diye düşünüyorum artık. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.